Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 30 Ocak Cumartesi maçları için karşınızdayım. Bugün sizler için yine üçlü bir kombin hazırladım. İkili öneyeceğim. Bir tane de alternatif olarak bir maç söyleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle bu videoya bir beğeni bir yorum atarsanız sevineyim. İlk maçımızla başlayalım arkadaşlar. İlk maçımız İtalya'dan, İtalya Serie A'dan Bologna-Milan maçı saat 17'de başlıyor. Ev sahibi 3.30, deplasman 1.65. Ee, Milan liderliğini sürdürüyor hala. Ama e, son haftalarda puan kayıpları yaşıyor. Bologna ise 13. sırada arkadaşlar. 19 maçta 20 puan toplamış. Son 5 maçlarına bakarsak... Ev sahibi iki mağlubiyet, iki beraberlik bir galibiyet aldı. Milan takımıysa gördüğünüz gibi son iki maçta yenildi. Bunun dışında evinde yine Juventus'a da yenilmişti. Hani Puan kayıpları devam ediyor Milan'da. Bu şekilde giderse liderliğin gitmesi kaçınılmaz olacak. Deplasman takımı da, şey özür dilerim, ev sahibi Bologna'da çok kötü bir performans sergilemiyor. E, Fiorentina ile B.A.B. kaldı Onun dışında son maçında Juventus'a yenildi Hani kolay rakiplerle oynamadı diyebiliriz Zorlu bir maç olacak e, Milan işi gerçekten kolay değil Dediğim gibi o da zaten ufak da olsa bir düşüştü Hatta ufak sayılmaz kendilerine göre büyük bir düşüş Peş peşe yenilmeye başladılar e, Bologna'nın ev sahibi avantajını da kullanarak yani zorlu bir maç çıkartacağını düşünüyorum ben Milan'a karşı. O kadar kolay olmayacak bu maç bence. Benim bu maç hakkındaki tahminim arkadaşlar. 2.5 üst 1.48 oranı var. Ben e, Bologna'nın Milan'a e, gol veya golle yatacağını düşünüyorum. Bu maçın 2.5 üstte rahat taşınacağını düşünüyorum. İnşallah yanıltmayacaktır. İkinci maçımız arkadaşlar. açılmasını bekliyorum. Fransa 2. liginden Nancy Paris FC, ma FC, ma FC maçı saat 21'de başlıyor. Ev sahibi 2.45 deplasman 2.15 ee, çok dengeli bir maç. Paris bir tık daha önde gözüküyor. Deplasmanda olmasına rağmen daha düşük oyan aldı. Tabi da beraberliğin oyanı biraz düşük. Bunu da unutmayalım. Ev sahibi Nancy 20 takımlı ligde gördüğünüz gibi 17. sırada. deplasman takımı Paris FC de 6. sırada. Ee, i̇lk amaçları playoff ve buna çok yakınlar. Sadece bir puanlık bir fark var. İyi de gidiyorlar. Ama e, Nancy evinde artık e, o sıkıntıları yaşamamak için bu maça asılacaktır. Kolay bir maç değil. Gördüğünüz gibi son haftalarda Nancy kolay kolay yenilen bir takım değil. Sadece tek mağlubiyet aldı. Evinde Soşo'ya karşı. Onun dışında 3 beraberlik bir galibiyeti var. Deplasman takımı Paris'te. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Son 5 maçından 4 tanesi alt oldu arkadaşlar. Deplasman takımının. Ee, Amiens'i 4-2 yendiği maç dışında hepsi alt. Ee, şu son 5 maçın içinde 2 maçta gol atamadı. E, İkisi de deplasmanda. Toulouse'a deplasmanda 1-0 yenildi. E, Velenen e 2-0 yenildi. Deplasmanda sanki biraz daha kısa geçiyor gibi ama e, ben bu maçta gol veya golle atacağını düşünüyorum. E, çok kısa maç çok kısa bir maç beklemiyorum bu maçtan. Öncelikle onu söyleyeyim. Fransa 2 olmasına rağmen ben çok e, golsüz geçirdiğini, e, kısa geçirdiğini düşünmüyorum arkadaşlar. 2-3 gol veya daha fazlası bile ihtimal dahilinde. Bu maç için tahminimi söylemeden önce arkadaşlar lütfen videoma bir beğeni, bir yorum atarsanız sevinirim. Benim e, bu maç hakkındaki tahminim arkadaşlar. ilk yayı gol var. 1.30 e, Bologna Milan maçıyla birlikte Bu ikisini kombin olarak söylüyorum Sizlere bugün e, tercihim bu yönde Bunun dışında Sizlere bir de alternatif e, Maç söyleyeceğim arkadaşlar Onda da iki tane seçeneğim var ama Öncelikli olanı e, Hepsini söyleyeyim yine sizlere Alternatif olarak Söyleyeceğim maç da arkadaşlar İngiltere Championship'ten huddersfield Stock City maçı Saat 18'de başlıyor Yarınki maçlarımız yaparken arkadaşlar, yani geç saate pek kalmıyor. Ev sahibi 2.65, deplasman 2.05. Ev sahibi 14. sıradan, deplasman stok 9. sıradan. Playoff o da saldırıyor ama şu an birçok takıma göre bir maç bile fazlalığı var. Ee, i̇şi kolay değil güzel takım ama e, üstünde Middlesbrough gibi, Reading gibi, Brentford gibi, Bournemouth gibi takımlar var. İşi kolay değil. Ben yerinin zaten buralar olacağını düşünüyorum lig sonunda. Yani e, ilk 8 ile 12 ayası, 8 ile 13 ayası. yani bence olması gerektiği yerde Stoke O yüzden, e, yani çok büyük üstünlük olacağını, çok büyük bir hız olacağını zannetmiyorum bu maç için. Ev sahibi de zaten o kadar kötü bir takım değil. O sıralaya düşmesinin nedeni şu gördüğünüz son maçlar. Yani son maçlarda çok puan kaybı yaşadığı için burada. Deplasman da yaşadı ama deplasmanın yine bir beraberlik diye bir şey var. İki takım da kötü gidiyor. Ama ev sahibi çok hızlı bir düşüşe geçti. Dediğim gibi daha iyiydi normalde ee, ligin öncesinde. İkisi de gördüğünüz gibi ev sahibi 5 maçında 5 mağlubiyet aldı. Deplasman takımı 3 mağlubiyet 2 beraberlik aldı. İki tane çok kötü giden takım için bu maçtan puan veya puanlar almak özellikle galip gelen için iyi bir başlangıç yapılabilir tekrar. O yüzden ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki takım da devamlı kaybetmeye başlamış. Dediğim gibi bir tanesi üstün gelirse beraberlikte sonuçlanmazsa kazanan tayfa bir umut olacaktır. Ee, yani Huddersfield'e baktığımız zaman e, iki maça aç, genelde gol ve golle yatmış. Baya bir e, maçtayı gollü geçmiş. E, Stokesdi, ona göre biraz daha kısır takım. E, o da evinde iki maç üst üste e, gol atamadı ama bunun tabii bir tanesi Leicester'di. Yani kupa maçı. 3-3'lük Üç sonucu var. Deplasman'da biraz gol atmaya başladı ama evinde de atıyor. Deplasman'da da atıyor. Ee, yine çok kısa beklemediğim maçlardan bir tanesi arkadaşlar. Ee, bu maç için iki tane seçenek söyleyeceğim size. Ee, dediğim gibi. Öncelikli tercihimi söyleyeyim arkadaşlar. Bu maç için öncelikli tercihim. ikinci yayı daha çok gol olur. 1.85 oranı var. Ayrıca... Ee, canlıdan oynayan arkadaşlar bu maçın ikinci yarısına oynayabilirler. İkinci ayda gol olacaktır. Ama bir tane ama beş tane bilemem ve ilk yayı sonucu e, benim bu sistemim için önemli değil. İkinci ayda gol olacaktır. İsterse ilk yayısı 5-5 bitsin. İsterse 0-0 bitsin. Benim bu maç için düşüncem bu. Bu maç için ikinci tercihim de arkadaşlar. Oran yine dengeli yani ilk söylediğimle 2.5 üst 1.80 düşündüğüm maçlardan bir tanesi oranlardan bir tanesi ama ikinci yayı gol daha fazla gol olur bir tık önde diyebileyim %60 diyebileyim o yüzden onu seçtim ilk tercih olarak. Ama 2.5 üstte de gitme ihtimali yüksek olan maçlardan bir tanesi bence. Çünkü iki tarafta kötü ikisi de birbirlerinin açıklarına ayıp bence saldıracaktır. Yani dediğim gibi bir an önce çıkışa geçmek için tekrardan. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İnşallah hep birlikte kazanırız. Lütfen videoma bir beğeni bir yorum atmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese bol şanslar.